Herkese merhabalar. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın 7. turu oldukça heyecanlı geçti. Rusya, Azerbaycan milli takımının bir puan önündeydi ve Rusya'nın rakibi Ukrayna iken Azerbaycan'da güçlü Hollanda ile oynuyordu. İlk iki masada oyunlar berabere bitti Azerbaycan milli takımında. Şehriyar siyahlarla Anişkiri'ye karşı oynuyordu. Sürekli şahlı oyun berabere bitti. Recepov'un rakibi Anishkiri'ye göre daha aşağıda bir rakip Van Forest ama o da girdiği oyun sonunda bir şey çıkartamayınca ilk iki masa beraberlikle sonuçlandı ve iş son iki masaya kaldı. Bu arada Rusya'nın maçı da büyük bir heyecanla devam etmekteydi Ukrayna'ya karşı. Şimdi bu son kalan iki oyuna bakacağız ve ilginç şekilde bu iki oyunda kale oyun sonuna dönüştü. Şu anda gördüğünüz oyun Necat Abbasov, Fanden Doğal oyunu. Beyazlarla oynayan Abbasov fil alır e6 yaptı ve kale alır e6'dan sonra çift kale oyun sonuna geçildi. Kale oyun sonlarını kazanmak çok zordur. Ee, hele hele piyon önde olduğunuz durumlara bile kazanamayacağınızı düşününce Böyle bir konumda herhangi bir tarafın kazanması pek mümkün değil gibi gözüküyor. İki tarafın da birer zayıf piyonu var. E3 ve D6 karşılıklı piyonlar. Herhangi bir tarafın geçer piyon elde etme imkanı yok. Özel bir zayıflık yok. Dolayısıyla bu oyun berabere olacak gibi gözüküyordu en azından ben izlerken. Siyahlar şahı merkezleşti. Beyazlar kalesini aktif hale getirmeye çalışıyor Necat Abbasov kalelerin d altında çiftledi, g2 piyonunu korudu. Şah çekiş, bir kaleyi değişelim diyor. İlginç bir şekilde siyahlar da kaleyi değişmek istemiyor. Çünkü kale alır f4, e alır f4'ten sonra beyazların piyon yapısı düzelecek. Siyahlar d6 piyonuyla kalacak. Ufak da olsa bir şans vermek istemiyor elbette siyahlar. Kale e5 oynamış. Kale c4, kale f5. Şah e kale g5 konumu geliştirmek mümkün değil gibi gözüküyor. Vezir kanında biraz sürüşler. Kale yine eski yerine döndü. Beyazlar haklı olarak alan üstünlüğü elde etmeye çalışıyor ve vezir kanadı alan üstünlüğü elde etti. Ama ne olacak? Hiç ortada gözüken bir şey yok. Yine de beyazlar mücadeleye devam ediyor. Takım maçlarında bu çok önemlidir. Sonuçta takımın sorumluluğu üzerinizde. E, takımın kazanması önemli. Takım kazandığı zaman 2 puan alınıyor. Bu oyun böyle devam ederken böyle bir konum oluşmuşken şimdi bu burada kalsın ve öteki oyuna geçelim. O oyunda Varmerdam Hüseyinov oyunu Beyazlarla var Merdam oynuyor. Siyahlarla Hüseyin o. Burada da kale oyun sonu var. Çift kale oyun sonu ve çift kale oyun sonları e, çok tehlikeli olabilir. Tek kale oyun sonlarından daha farklı. Çünkü mata oluşturabilir kaleler ve iki kale organize olup daha fazla tehlike yaratabilir. Bu kritik durumda beyazlar kale C3 oynadı. Oysa ki, oysa ki kale alır D8 iyi bir seçenekmiş. Eee şah d8 alırsa bir kez bu şah bir anda hücuma geçebiliyor. Tabi diyeceksiniz ki niye kaleyle alsın? Kaleyle alsın ki aşağı piyonu boşta. Hemen alırsa kalenin dalma imkanı var. Dolayısıyla beyazlar önce şah c3 gelmeli. Ve siyah kale savunmaya gidince şah b4 ilerlerse yine kalede 8 gibi fikirler var. Önce beyaz bir a4 sürmeli. Ondan sonra biraz konumu gelişir. Böyle dalabilir ve beyazlar iyi durumda. Ama oyunda kale oyun sonları gerçekten çok zor. Beyazlar iyi olduğunu düşündüğü kale C3 hamlesini yapıyor. Kale D2 dalınca kale alır C6. Beyazların niye tercih ettiğini anlayabiliyorum. Çünkü kale F2 G3'ten sonra e, beyazların şu anda her ne kadar açmazda olsa da geçer piyonu var. Bu piyon giderse de burada 3 tane geçer piyonu olacak. Dolayısıyla beyazlar doğru yolda olduğunu düşünüyor. Siyahlar A5 yapmış. A4 bu piyon yakında gider diyor. Ama şah F6, kale C5, kale F3, kale alır A5, kale alır G3'ten sonra ortaya çıkıyor ki evet beyazların 3 geçiri oldu ama kale B5, kale alır G4 ile siyahların da artı 2 tane geçeri var. Ve oyun bir anda çok heyecanlı hale geliyor. Ee, çünkü bir yarış var. Artık böyle bir sıkıcı berabereden öte, iki tarafında çok iyi hesap yapması gerekiyor. A5 oynadı beyazlar. Kale alır e4. Piyonları ilerlemesi önemli. A6. Kale a8. Kale a1. İşler siyahlar için çok kötü gidiyor gibi. Kale d4. Kale b7. Siyahlar da sürmeye başlıyor. G4. A7. Beyazlar çok önde gibi ve şu anda tehdit kale B B8 dolayısıyla bu kale D D8 hamlesi gerekli orayı tutmak için. Ve daha da kötü bir haber, kale F1 şah geliyor. Şah G5'e. Kale B alır F'den sonra F'li piyon da gitti. Ama iyi haber, zaten siyahlar F piyonunu vezire çıkmaya çalışmıyordu ki. Burada şimdi İki tarafında zaman azalmış durumda. Beyazların 9 dakikası, siyahların 2,5 dakikası var. Hüseyin o burada h5 sürüyor ve soru. Evet bunun yerine kale g8 hamlesi yapılmalıymış. Beyazlar beklenen b4'ü yapınca g3, b5'e şah g4, kale h 7ye g2, g piyonu destekleniyor. Kale g1, şah g3, b6, şah f2 bu piyonu vezire çıkmak gerekliymiş. Hatta uzun oldu analizler ama olası devam yolunu göstereyim. Böyle vezir çıkınca beyazlar iki piyon geldi ama bu hamle yine imdada yetişiyor. Bu hamle imdada yetişiyor. Ne çıksa kaleyle alıyor. Burada da bu şekilde berabere olurmuş. Heyhat fırsat kaçtı. Burada geriye dönüyorum. Şu konuma dönüyorum. H5 soru hamlesi geliyor. Üstelik B4'e H4, kale G7, şah, şah H5, kale E1 burada e, bilgisayar beyazları kazanç konumda gösteriyor ama pratikte zor olacağını göreceğiz. Kale D4, C3, şah, kale D2, şah B3 ve burada bir hata daha geliyor. Evet anlıyorum siyahlar piyonu sürmek istiyor ama H3 de soruymuş ve artık burada Kale alır e5 sonrasında şah h4. Ve beyazlar şu anda e 4 oynarsa kazanç konumda. Neden mi? Piyon tehdit edildi. E, koruyunca kale g2 ile bu piyon ilerliyor. b5 h2 b6 kale g1. Vezire çıkacak. Hemen çıksa arkadan şah vardı görüyorsunuz. Veziri alırdı. Kale g1 yapınca şah. Şah G3 gelince Kale E3, Şah F4, Kale h 2 Şah E3, B7, Kale B1'e, Kale B2 kapatıyor. Şimdi ben bunları tabi böyle gösterince, bilgisayarın önerdiği hamleleri gösterince sanki çok kolaymış gibi gözükebilir. Ama tabi orası karman çorman, çok ciddi hesaplama gerekiyor ki, gerekiyor ki, e, beyazların işte zor tabii biz seyirciler bu duruma bakarken doğrudan gözümüz bilgisayar değerlendirmesinde böyle artı üçleri artı beşleri görünce e, siyahları destekleyen izleyiciler Hüseyinov'u destekleyen izleyiciler e, üzülüyor elbette ama ama neyse ki neyse ki burada. Beyazlar kale alır e6 çift soru çekiyor. Ve a2'den sonra bir anda oyun dengeleniyor. Kale H6 a 6 şah, g3. B5 beyazlar da ilerliyor. Kale d6 bu saptırma hamlesi. Büyük olasılıkla beyazların gözünden kaçan hamle bu. Durdurulamayacağını düşünüyordu. Alınca vezir çıkacak. Kale h7 yapınca şimdi kale d1. Gerçekten kale d6 kurtaran hamle. Şah C4, H1 vezir, oyun bu. Kale H1, kale H1, B6, kale imdadı yetişti. Kale A1, şah C5, şah F3, C4, G3, B7, kale A7 aldı. B8, kale A8, şah B6 ve birer piyonu var. E, siyahlar bu piyona verecek. Daha doğrusu beyazlar bu piyona verecek. Öncelikle siyahlar da diğer piyonu kalesiyle almak zorunda kalınca tahtı da taş kalmayacak. Beraberlik ve bir anda işler tersine döndü. Kadir Hüseyin'i o kaybediyor derken beraberliği kurtarmayı başardı. Bu arada Rusya'da, Rusya'da Ukrayna'ya kaybetti beklenmedik biçimde. Alekseyanko kaybetti ikinci masada ve iş kime kaldı? Necat Abbasov'a kaldı. Evet, burada bırakmıştık bu konumu ve beyazlar nasıl kazanabilir ki? Devam ettirelim. Kale alır d4, kale alır d4. Şah c6, siyahlar oldukça sağlam gibi. Abbasov kale g4 geldi ve şimdi burada bir ümit ışığı. f6 yapıp beyaz kaleleri zayıflatıyor. Doğru hamle, doğru hamle, çok fazla gittim pardon, doğru hamle kale g4'e g6 yapmakmış. Kale G4'e F6 yapınca şimdi bir umut ışık. Kale E4 ünlem. Hadi gel değişelim diyor. Kale alır E4. Şah alır E4'ten sonra bu şah buraya dalacak ve kazanacak. İşte bir anda oyunda ışık çıktı. Kale C7 dönünce şah F4. E şimdi girmek istiyor buraya. Dolayısıyla siyahlar G6 yapıyor ki bu ilk akla gelen hamle kötüymüş. Tabi burada iş çok zorlaştı. İnanılmaz bir stres de var eminim ki siyahlarda. E, B6 yapmalıymış ama çok uzun hikaye. Burada artık e, rüzgar beyazların lehine esiyor. G6 yapınca G4 ne yapmaya çalışıyor beyazlar? Kale F7 yapınca işte kazandıran fikir H5. Orada bir gedik açılıyor. GH5, GH5, kale G7'ye. Artık gelmezse zaten şah gelecek, buraya girecek, kazanacak aş piyonuyla, alacak bunu. g 5 sonra kale G7, kale D6, kale G5, C5. Bu piyonları ilerlemek işe yaradı gerçekten. Baskı unsuru oldu, açmazdan piyonu alıyor. Şah D7 çift soru. Farklı bir şey oynasaydı da pek parlak değildi. Örneğin burada kale H5 yapsaydı, bilgisayarın önerirse. Kale D6, şah C7. Şimdi hemen bunu alırsak şah var. B4 piyonunu alabilir. O yüzden önce bir E4. Kale H1, kale F6 ve beyazlar iyi durumda. Neden? Çünkü şah iyi konumda. Geçer piyon var. Sonunda şah oyun sonuna dönüşse bile beyazların fazla bir piyonu vardır. Bunu kazanmalı dikkatli bir oyunla. Peki oyunda ne oldu? Şah d7 çift soru. Kale alır f6. Kale h5. Bir de cd6 alınıyor. Kale f6'dan sonra tabi e, 6yı istiyor. Bunu almaya vakti yok. Kale alır H5. C alır D6 ve beyazlar bir anda piyon önde kaldı. Normalde berabere bitecek. Oyun sonu artık beyazlara kazanç fazla da sürmüyor. Kale H4, Şah E5. Kale alır B4'e kale F7. Şah D8'e E4. H5'e Şah D5. Ve burada siyahlar terk ediyor. Neden mi? Çünkü bu iki piyon yan yana olunca artık kurtuluşu yoktur. Piyon vezire çıkacak. Gerçi A7'ye de gitmeye gerek yok. Oradan kale 8 Şah E8 gelirse anlamında söyledim. Evet böylece Azerbaycan milli takımı kazandı. Rusya puansız ayrılınca Ukrayna ile beraber Azerbaycan milli takımı birinciliği paylaştı. Averajla da birinci durumda Umarım bu performansının sonraki turlarda devam ettirir ve birinci olur. Bir sonraki eşlendirmeye bakmadım ama büyük olasılıkla artık Şehriyar'la Ali Rıza'nın karşılaşma vakti gelmiş olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim.